Spor Gecesi'ne hoş geldiniz sayın seyirciler. Gökhan Dinç'le birlikte Spor Gecesi'nde 360 ekranlarında canlı yayında birlikteyiz. Bu akşam yüzümüz güldü Avrupa'da. Gerçekten şahane bir galibiyet. Yine Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımından. Olimpia Milan'ı 92-85'te geçti Fenerbahçe. Efes, Olympiakos deplasmanında ilk çeyrekte son derece geriye düştüğüm maçta geri dönüşü yakaladı ama galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe üst üste maç kazanmaya devam ediyor erkek basketbol takımı. Kimilerine göre dünyanın en güzel takımı Fenerbahçe yine bu hüsran dolu gecede yüzümüzü güldüren tek takım oldu. Diğer Avrupa temsilcilerimize geçtiğimiz zamansa Beşiktaş skandal bir skora imza attı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe gençlerle ağırlıklı gittiği Spartak Trnava maçında yine skandal bir skora imza attı. 1-0 mağlup oldu Fenerbahçe. Akhisar yüzümüzü güldüren belki de Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımından sonraki diğer temsilcimizdi. Kendi evinde Krasnodar'la 0-0 berabere kaldı. Skandal bir geceyi futbol adına geride bırakırken yayına Fenerbahçe basketbol takımıyla başlamak istedim. Çok da güzel yaptın çünkü benim de yüzüm gülüyordu. Böyle başlayacağını tahmin ediyordum, bekliyordum. Fenerbahçe erkek basketbol takımını tebrik ediyoruz. Yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. 12. maçta 11. galibiyetini aldılar. Dolayısıyla Fenerbahçe erkek basketbol takımını canı yürekten kutluyoruz. Avrupa'nın en iyi takımına sahibiz Türkiye olarak. Bu takımı desteklemeliyiz. Salonda hiçbir boşluk, hiçbir zaman içeride oynadığı hiçbir maçta kalmamalı. Fenerbahçe taraftarı olmanıza gerek yok. Fenerbahçe Türkiye'yi temsil ediyor o kupada. Galatasaraylı, Beşiktaşlı ya da Anadolu Efesli olun. Ne olursa olsun o maça mutlaka gidin ve takımı destekleyin. En azından kazanmanın, Avrupa'da maç kazanmanın ne demek olduğunu alışkanlık haline getiren Fenerbahçe'yi izler ve Avrupa zaferiyle muhtemelen %90 oranında bir oran var. %94 oranında bir oran var. Bu oranla da sahadan en azından mutlulukla ayrılırsınız. Basketbolda yüzümüz gülüyor ama kara gece futbolda yüzümüz gerçekten zifiri karanlık oldu. Başımız sürekli öne düşmeye devam ediyor ama öne düşen başımızı ayağa kaldıran bir basketbol gerçeği var. Anadolu Efes dediğin gibi son dakikalarda ilk çeyrekte iyiydi. Sonra zor deplasman zaten Olimpiyat. Ama işte zor deplasman diyorsun da Fenerbahçe için zor deplasman değil. Hiçbir deplasman zor deplasman değil. İşte yani orada yeniyor, burada yeniyor. Kimsenin yenemeyeceği. Deplasmanda mağlubiyeti yok ya. Kimsenin kazanarak çıkamayacağı deplasmanlardan elini kolunu sallayarak tabiri caizse elini kolunu sallayarak çıkmayı başarabiliyor. Fenerbahçe basketbol takımını ayakta alkışlıyoruz. Gösterdiği performans ve özverili oyun sebebiyle Anadolu Efesli basketbolcuları da tebrik ediyoruz. Peki Spor Gecesi 360 etiketine Twitter'dan yazabilirsiniz. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, takımlarımız Avrupa'da neden başarısız oluyor? Bunu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Instagram hesabımız Spor Gecesi 360. Orada bu son başlığın, paylaştığımız fotoğrafın altına. Bu başlığın anlamı ne bir öncekinin? Hangisinin? Bir önce bir KJ yazdınız. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de kapıyı gösterdi. Az sonramız o bizim. Az sonra diye çıkmadı da o yüzden. Ben alt yazı sanki hani Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de bugün bir şey yaptı da bir şey oldu. Ha, az sonraymış pardon. Üst tarafı görmedim. Ders kaynatamazsın bugün. Yok yok kaynat. Ya ne kaynatacağım be kardeşim? Avrupa İstediğin Fatih, gibi gel ya. Avrupa İstediğin Fatih, gibi gel Beşiktaş'tır kardeşim. Diyen Gökhan Dinç'e yorumlarınızı lütfen Twitter'dan yazmayın. Rica ediyorum sizden. Instagram'ı kendisi okuyacak. Spor Gecesi 360'ta son paylaştığımız fotoğrafın altına Gökhan Dinç'e yazabilirsiniz. Kendisi okuyacak. Yani böyle hakaretsiz, küfürsüz, eğlenceli hale getirmeye çalışın. Ve programımıza da biraz yüzleri gülümsetebilirsek gülümsemeye çalışalım. Yani öyle yapalım. Hakaret etmeyelim. Gökhan da bizim değer verdiğimiz bir kardeşimiz. Sen bir şey söyleyeceğim. Bunu benim çok ciddiye aldığımı falan mı düşünüyorsun? Ben ciddiye aldım falan. Ne öyle niye ciddiye aldın? Dersi kaynatamazsın. Twitter'a yazmayın, Instagram'a yazın, küfür etmeyin, hakaret etmeyin. Ya ne ederse eder. Küfür kötü söz sahibine aittir. En kötü onun söylediği şeyi ben burada söyleyemiyorum. Hayır, oraya yazamıyorum. Belki hakaret etmeyin diyorum. Okuduktan sonra söylerim hakaret yani. Hakaret etmeyin. Hayır, eğlenceli hale getirelim. Tamam nasıl eğlenmek mi istiyorsun benimle? Sen kimsin de benimle eğlenebilme becerisini göstereceksin? Abi bunun eğlen yani. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ben çok eğleniyorum ben neyi, zaten ne söylediğimi zaten biliyorum. Ben de senin bu eğlenme çabası içerisine girmene görerek onu izleyerek çok güzel eğleniyorum. Ya ben ne söylediğimin çok farkındayım. Hala da söylediğimin arkasındaydım bu maça kadar.
Tabii canım. Yani. Anladın sonuçta mı? Ya, hala bu maça kadar arkasında yani. Söylediğin arkasında durmayacaksan. Çünkü bir gerçek var ortada zaten. Söylediğin arkasında yani. Durmayacaksan niye söyleyesin ki zaten? Ay var şimdi. Söylediğin arkasında durmayan, futbolu yöneten bir sürü insan var. Futbolun içerisinde, televizyon ekranının önünde, sahada oynayan futbolcusu, kenarda yönettiğini düşünen yöneticisi ya da antrenörü. Var bir sürü insan söylediğin arkasında durmayan. Ama ben söylediğimin kapı gibi arkasındayım. Ne söylediğimi de çok iyi biliyorum. İnsanlar o benim söylediğim bölümü iyi izlesinler. Ama mutlaka onlara da bir cevabımız olacaktır. Instagram'dan yani. Bakarsan yani izleyicilerimize söz verdim. Yani lütfen benim adıma söz verme. Ayırmadan şimdi da bak, benim adıma lütfen. Söz verme. Ben başka bir şey. Ben Instagram'dan gelen şeyleri mesajı okumak için. İnsanlara söz ver. Dakika kala geldin. Ama onun da sebebi var. Benim bugün radyo programım var. Kaçta bitti radyo programı? Radyo Spor'daki radyo programım Beşiktaş maçı bittikten sonra bitti. Tamam. Yani normalde 10.30'da bitecekti. Uzatmalarla beraber 11'e çeyrek kala 10 kala falan bitti. 1 saat 45 dakika mı sürdü yol? 1 saat 45 dakika değil canım. Biz 1,5 saatte 1 saat 20 dakikada geldim. O tamam. Da Elvan Arat yüzünden. Elvan Arat beni oraya bırak. Yok oradan çıkart buraya bırak. Oradan çıkart. Bütün ne kadar marina varsa İstanbul'da gezdik dolaştık Elvan Bey'i bırakacağız diye. Peki. Var mı? Yok, okumak istediğin yorum var mı? Ne söylemişsiniz anlamıyorum. Neden söylemişsiniz anlamıyorum. Şu Avrupa Fatih meselesine geleceğim. Sen spor gecesinin hesabına mı fotoğraf koydun? Evet. Spor gecesi 360 hesabımızın altında fotoğraf. Peki başlayalım. Hangisine başlayalım? Beşiktaş'la başlayalım. Şu an mesela 116 tane yorum var mesela. Sayende 116 tane yorum var. Ama büyük abi, oğlum ben okuyorum. Tanzer Fenerbahçe. Bırak abi sen madem öyle bir şey söyledin bugün haber konuşmayacağız. Yok haber konuşmayacağız. Büyük oğlum Batuhan, ya. Ufak oğlum Emre uyuyor. Eşi Mülkiye Hanım selamlarınızı bekliyormuş. Çanakkale'ye selamlar Tanzer Bey. Haluk abi Fenerbahçe yine otobüsle gelecekmiş. Gökhan abiyi Gümrük'e pasaport kontrolüne gönder diyor. Kim demiş? Ali Kaya. Ali Kaymakoğlu demiş ki umarım Fenerbahçe basketbol takımımız gibi diğer takımlarımızı da yüzümüzü güldürürler demiş. İnşallah. 92'de Larin o golü atsa neler konuşulacaktı acaba demiş Hakan Alkılıç. Senat demiş ki Yahovic Galatasaray'a faydalı olur mu? Caner Erkin'in bebeğin kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yoğun bakım alınmış. O, bu arada acının rengi dileyelim. Olmaz Allah şifasını versin kesinlikle Allah şifasını versin. Durumun yani, iyi olduğunu açıkladılar teyide ama. Teyide muhtaç bir bilgi olduğu için ben açıkladılar mı? Öyle bir hani açıklama var mı resmi? Magazin sayfalarında gördüm ben bugün. Ha, yani öyle bir haber ben de gördüm ama. Arkadaşlar buranın klimasını açabilme ihtimalimiz var mı arkadaşlar? Çok sevinirim. Peki dönüyoruz. Adem Bosmanar demiş ki ailecek izliyoruz her halinle seviyoruz seni Gökhan abi demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Caner Erkin evet Murat Unde. Hadi Gökhan abi ne zaman vurmaya başlayacaksın Şenol Hoca'ya bekliyoruz demiş. Sabredin abi. Geliyor. Bir görev geldi bana. O görevi yapıyorum. Talimatla Ankara, Ankara'dayı bak şansını zorlama hiç okumam bak. Ankara'dayı çok güzel bir tweet yazmışsın. Gerçekten helal olsun. Bahadır Gökhan Dinç iyi ayar veriyor sana Haluk Yürekli demiş. Haluk abi çok gitme bu gece Gökhan abinin üstüne. Çok gerilmiş bak ben sana diyeyim demiş. Üzgün Gökhan bugün biraz. Türk futbolu adına evet. Gökhan abi ben Almanya'dan izliyorum. Selam söyler misin? Selim Baba diye. Selim Baba'ya abi selam. Abi tamam da hiç ne şey gelmiyor. Abi, yok, yani. Hiç, Avrupa Fatih ile ilgili bir şey gelmiyor. Gelmiyor abi ne yapayım? Zorla mı getirteyim? Tamam o zaman yani sadece Avrupa Fatih bölümünü. Çok ağladın mı Gökhan demiş mesela. Abi ikiniz de şahanesiniz. Magazin programı sunsanız izlerim demiş. Bunu da izliyorsun. Gökhan Bey bu maç Trabzon maçına nasıl yapayım? Bak yok abi hiçbir şey. Seni tahmin ettiğim, beklediğin gibi bir şey yok yani. Ama abi ben bir tweet attım. Neredesin? Herkes seni merak ediyor dedim. Altına yani dünya kadar... aç klimaları aç ya. Terlediğim için açıyor. Gökhan abi yorgun görünüyorsun. 2,5 saat hatta 3 saat radyo programı yaptım geldim. Rize'ye selam. Yok abi. Yani siz gerçekten şaka gibisiniz. Bu işten ekranı meşgul edip bir de para mı alıyorsunuz demiş. Kim demiş? Dingil... Tamam nokta koyabilir miyiz? Dikili
Dikili gil. Affedersin, dingil diye okudum da. Öyle yani, çok harfler birbirine girmiş de, dikili gil. Tam noktayı koyalım şimdi mı? Dikili gili nasıl okuyacağım abi başka? Küçücük zaten burası, nasıl okuyacağım başka? Dikili gil. Yan yana olunca kaçırdık abi, tamam, şeyi. Geleceğiz. Haluk Avrupa... Bürek'e neden çok gülüyor sorar mısın demiş. Eğleniyorum çok. Haluk abi kravatı evde mi? Abi kafan geleceğimden parlak demiş Emre Develi. Gerçekten çok yaratıcı espri Emre. Tamam abi sen... Ne oldu abi? Yok hani nerede? Gelin abi. 192 mi? 192 mi? Ama abi seçmiyorsun. Abi açtınız mı şu klimayı? 192 olmuş bak. Bu arada Avrupa Fatih'ini TT'ye sokmuşum ben. Helal olsun bana yani. Avrupa Fatih'i Beşiktaş. Özel demiş ki Avrupa Fatih her zaman Galatasaray'dır demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Avrupa, çünkü ben hep ilk günden beri aynı şeyi tartışıyoruz Gökhan'la. Bunu ortaya attığı günden beri. İşte Türkiye'nin yeni Avrupa Fatih'i Beşiktaş'tır dediği günden beri hep aynı şeyi tartışıyoruz. Beşiktaş'a başka bir slogan bulmak lazım. Yani o slogan Galatasaray'a ait bir slogan. Yani o sebeple insanlar da bu reaksiyonu gösteriyorlar. Onları da anlayışla karşılıyoruz. 246. Peki Beşiktaş Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe yenildi. Akhisar tek puan aldı ya. Bugün Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ın bugün aldığı sonuç skandal bir sonuç. Yani 265. Beşiktaş'ın beraberlik Beşiktaş'a yetiyor. Yani acaba biz Beşiktaş kazanır, grup lideri olur mu? Gel Avrupa Fatih'in muhabbetini anlatayım mı? Bilmem, anlatmak istiyorsan anlat. Ulan bana bak. Tweet attın. Dedirtme beni bak ha. Tweet attın. Sesi herkes seni merak ediyor. Geldin buraya. Bir tane Okkabaz gibi bir tane fotoğrafını çektin koydun oraya. Avrupa Fatih'i geldi dedin. Açılışta açtı. Estim gürledin. Ha, istiyorsan söyle mi oldu şimdi? Söylemiyorum bir şey abi, tamam. Söylemiyorum. Yok yok, söylemen yok, lazım. Ya, böyle kendini öyle istiyorsan, istiyorsan söyle dedin ya. Şunu da al abi, al misketlerini. Bu da uğursuz geldi. Hayatımız ayrılıyor muyuz? Uğursuz geldi abi. Baksana Fenerbahçe kaybetti, Beşiktaş kaybetti, Anadolu Efes kaybetti. Ayrılıyor muyuz, ne yapıyoruz? Ayrılamayız seninle. Ya böyle ayrılmayız yani. Emin o kanlı geçer o ayrılık yani. Peki. Şu Avrupa Fatih olayı şu arkadaş. Yani sabah bizim yaptığımız yayında... Ve burada da söyledim. Burada söyledin, daha önce söyledim. İlk defa değil ki bu. Yani Avrupa Fatih dediğim zaman benim Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıktığı zamandı. Sonrasında yine bir Avrupa Fatih krizi yaşattırdın yine sen bize. Ben de Avrupa Fatih'i şu dönemde Avrupa Fatih'i Beşiktaş dedim. Son olarak son dönemde Avrupa Fatih'i Beşiktaş'tı. Bugünden itibaren Türkiye'de Avrupa'yı fethedebilecek o anlamda Fatih... Avrupa'yı fethedebilecek herhangi bir takımımız yok. Niye? İki tane takımımız kaldı UEFA Avrupa Ligi'de. O fethetmeye yetecek bir performans yok ikisinde de. Belli olmaz ya. Yok. O. Bir tanesi Türk futbolunda, bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde kurabiye gibi kura çekiyor. O gruptan çıkamıyor. Son maçında eleniyor. Son maçında yeniliyor. Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. Soyunma odasında karnaval havası esiyor. Bir diğer tarafta adını söylemekte, telaffuz etmekte zorlandığımız takımların olduğu gruba kalan Beşiktaş son maçında içeride berabere kalsa turu geçecek. Ama turu geçemiyor, kusura bakma kardeşim. Avrupa'da Fatih Matih, yani Türkiye'de Avrupa Fatih'i falan filan yok. Ne Galatasaray, 20 sene önce bir tane kupa aldınız. İki tane kupa aldınız Galatasaray. Hepimizin gönlünde taht kurdunuz. Yıllarca Avrupa Fatih'iydiniz bizim için. Avrupa'ya o kupayı almadan önce de bu turnuvaları belki izleyenlerin birçoğunun yaşı yetmeyebilir. Böyle garip bir antenler vardı, böyle düz sağında solunda şeyler vardı. Ne o demir parçacıklar çatıya takılırdı. Hatta birisi çıkar çevir dur yan dur bilmem ne. Televizyonun üstüne de konanlar. Televizyonun üstüne konanlar daha sonra. Önce çatıya asılanlar. O dönemlerden bu dönemlere kadar Galatasaray Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresiydi dedik. Ama Galatasaray Avrupa'da son 5 yılda aldığı sonuçlar ortadayken kusura bakmasın kimse bana Galatasaray için Avrupa Fatih'i dedirtemez. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yazarak Şampiyonlar Ligi'nin tarihine geçen Türk takımı olarak Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkması dolayısıyla söylediğim bir yakıştırmaydı Avrupa Fatih'i. Neden Fatih? Avrupa Fatih? Çünkü Avrupa Fatih eğer birisini Avrupa orada ben mesela durduk yere yattım. Ben bugün Beşiktaş Avrupa Fatih diyeyim demedim ki. Avrupa Fatih tartışması çıktı ve Avrupa Fatih denecekse eğer bu dönemde birisini Avrupa Fatih denecekse bu Avrupa Fatih Galatasaray değil Beşiktaş'tır dedim. Sen hala nasıl Avrupa Fatih diyebilirsin son 5 senedir Galatasaray'ın gösterdiği Avrupa? Söyleyeyim mi?
İşte başarısızlığına. Galatasaray bir numaralı kupada yarı final oynamıştı. İsmi farklıyken. İşte Nöşetel Samaks'lar var. Yani şunu şu sebeple söylüyorum. Benim söylediğim şey şu. Nöşetel Samaks hala hayatta mı? Galatasaray. Ay şunun için söylüyorum Gökhan'cığım. Ben dönemsel olarak söylüyorum. Dönemselden sen, değil. Galatasaray genelde. Ben neyi, ülkede, neyi söylediğimi açıklamaya çalışıyorum. Sen bana sordun ben ya. Ben neyi söylediğimi açıklamaya çalışıyorum ya. Yani neyi söylediğimi derken şunu ben. Son dönemde Galatasaray'a Avrupa Fatih diyemezsin. Apoletleri söküldü Galatasaray'ın Avrupa Fatih. Beşiktaş'a dediğin Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde yok yani. Tamam bitti işte Avrupa Fatih falan yok. Dönemsel Avrupa Fatih mi olur? Evet yani. Abi ne oldu yani Galatasaray 20 sene önce bir tane kupa aldı hala Avrupa Fatih mi bak, diyeceğiz Galatasaray'a? Şunu sorayım o zaman sorum şu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yani ligimizin en büyük kulüplerinin genel olarak Avrupa'daki başarılarına baktığın zaman evet. Totalde Galatasaray Türkiye'yi Avrupa'da çok daha iyi temsil etmiş. İki tane kupa getirmiş. İşte daha önce yarı final oynamış. Nöşetel Samaks maçları oynanmış. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek maçları, final oynamış. Barcelona maçları, Chelsea maçları oynanmış. Yani var bir sürü maç bir sürü var maçımız var abi. Her kulüp takımının var. Bordo maçı ya var. Herkesin var tabii ki yok demiyorum ki ama baktığın zaman total olarak Galatasaray Avrupa'da diğer takımlarımıza oranla ülkemizi daha iyi temsil etmiş. Onu söyledik kulüp. Zaten kardeşim açılışta söyledik. Avrupa'ya açılan pencereydi. Ama geçti bitti. Yani bir kere Avrupa'da yaptın. İki tane kupa getirdin. Allah sizden razı olsun. Türk futbolunun büyük bir marka değeri oldu. Türk futbolu Galatasaray sayesinde. Şampiyonlar Ligi organizasyonu kuruyorsunuz. Kuruluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki yıldızlardan bir tanesi Galatasaray. Bu başka bir şey. Ben diyorum ki dönemsel olarak diyorum ki eğer ki bir Avrupa Fatihinden bahsedeceksek bu dönem son dönemde Beşiktaş için söyleyebilirsin onu. Ben de diyorum ki işte onu Avrupa Fatih demeyelim, Avrupa'nın güneşi diyelim, Avrupa'nın Beşiktaş'ı diyelim, Avrupa'nın kartalı diyelim, başka eyvah. Bir şey diyelim yani. Anlatmaya çalıştığım şey o. Instagram'da yorum fazla olunca TTMT bir şey var mı senin? Çok fazla. 360'a yürüdük. Peki tamam. Yani şimdi gelelim maça abi. İnsanlar kahroluyorlar. Bu işin tabii eğlence tarafı. Senin söylediğin bir laf üzerinden Galatasaray taraftarı senle hafiften böyle bir mavra yapıyor. İstediğini ya. Tabii, son derece hakkınız abi, var ya. Ama benim yani. Şunu bir anlamanızı istiyorum lütfen. Benim söylemimden istediğiniz mavrayı yapabilirsiniz. Hakaret küfür içermediği sürece. Zaten bunlara da esprili bir şekilde karşılık veriyorum çoğuna. Hatta birçoğunu da beğeniyorum da. Özellikle sosyal medyada. Ama şunu anlamayın. Şunu yanlış anlamayın. Ben Beşiktaş'la Galatasaray'ı kıyaslayıp karşı karşıya getirip Galatasaray'ı Beşiktaş'ın altında bir hale getirmek için söylemedim. Yani sizin zannettiğiniz gibi yorumculardan bir tanesi değilim ben. Yani işte Galatasaray'ı eleştireyim, Beşiktaş'ı yücelteyim, Beşiktaş çok iyi olsun, Galatasaray daha kötü olsun, Fenerbahçe yerlerde sürülsün, Trabzonspor'un esamesi okunmasın diye mücadele etmiyorum. Benim mücadelem başka. Benim olayım şu. Galatasaray'da yükselsin, Beşiktaş'ta yükselsin. Herkes Avrupa'da birbirini desteklesin. Fenerbahçe'nin attığı golle Beşiktaş'ta sevinsin. Galatasaray'ın kazandığı maçta Beşiktaş'ta sevinsin. Beşiktaş'ın kazandığında herkes sevin falan. Benim olayım bu. Yani siz lütfen beni hani Galatasaray kaybedince mutlu olan ya da Galatasaray'ın kaybetmesini isteyen spor yazarlarından ya da yorumcularından birisi olarak değerlendirmezseniz sevinirim. Öyle değerlendirirseniz onu değiştirmek için çok da fazla bir şey yapamam ama öyle değilim yani. Ya öyle olmadığını yani biz ilk günden beri bu programı ya öyle bir adam değilim ya. Hiç hayatımın hiçbir evresinde olmadım. Hayır yani. Bir de biz zaten durumla yani Galatasaray durumla dalga geçmesini kendinize dalga geçmesini bilen... Bunu böyle bir ciddi bir şey söylemem lazım da insanlara anlatmak yani için. Ben yoksa ver gelsin kardeşim ne diyeyim. Neyse ona bile gelsin gerek yani. Yok yani. Biz burada hikayemiz bizim başka türlü yani. Hani zaman zaman bu programda gerginlik oluyor. Zaman zaman gülüyoruz, kahkaha atıyoruz. Zaman zaman insanlar sinirleniyorlar. Onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Yani bu biz hayat gibi yaşıyoruz burayı. Yani derdimiz şu. Kimseye burada bir holiganlık yapıp kimsenin sinirine dokunmamaya çalışıyoruz. Zaten bugün ben mesela Beşiktaş maçı bittikten sonra bir tweet attım. Yani sürekli Avrupa'ya çıktığımız andan itibaren bombamız patlıyor. Yani işte Beşiktaş Malmö'ye kendi evinde yeniliyor. Avrupa Ligi'ne devam edemiyor. Fenerbahçe, Spartak, Tırnava diye bir takım var. Yani Doteho, Tırnava. Beşiktaş'la eşleştiğinden yani, hatırlattığımız kadar. Spartak, kalan. Tırnava diye bir takım var yani. Yani anladın mı? Onunla gidiyor. 1-0 mağlup oluyor, geri dönüyor. Gelişik çocuklar tamam, oynadı ama. Tamam itirazım yok ama abi. Sonuçta Avrupa Kupası mücadelesi. Galatasaray kendi evinde tamam iyi futbol oynuyor ama 3-2 kaybediyor. Galatasaray'ın başkan vekili, ikinci başkanı diyor ki alkış kıyamet vardı filan diyor. Yani tam alkış kıyamet UEFA Avrupa Ligi'ne kalmasından dolayı var ama yani sonuç itibariyle böyle olsa da bu paylaşılmaz. Nereye gidiyoruz yani? Meselemiz o. Bugün nereye Beşiktaş'a gidiyoruz? Bakıyorum ben. Yani nerede abi mesela bakıyorum şimdi yazdım buraya not aldım. Nerede abi? Pepe nerede Pepe?
Babel nerede? Sor hepsini. Lens nerede? Hepsini sor. Şenol Güneş nerede? Oğuzhan sor. Nerede? Sor. Bitti mi? Gökhan Gönül nerede? Ya nerede abi bu oyuncular? Yazık günah değil mi? Bugün bak bu soğuk havada 3-4 derece İstanbul'da hava sıcaklığı. Yani kış günü bugün nereden baksan statta 30 bin Beşiktaş taraftarı var. Ekranlarında milyonlarca Beşiktaş taraftarı bu karşılaşmayı izliyor. Geçtim Beşiktaşlıları. Yani senin gibi olaya Avrupa gözüyle bakan bir sürü Galatasaraylı, Fenerbahçeli insan var. Yani bu eziyeti kimsenin yapmaya hakkı yok abi. Bu yine hep olan taraftar oluyor. Taraftar diyorlar hadi maça gidelim gidelim. Taraftar taşın altına elini sokuyor. Taraftar diyor ki kulüp batmak üzere hadi bilmem ne Yellow Friday yapıyoruz. Hadi oradan ürün alın. Totalde ne oluyor? Hep olan taraftarı oluyor. Peki bu işi yönetenler ne oluyor? Servetlerine servet katıyorlar. İhale alıyorlar. İtibarları oluyor. Daha çok tanınıyorlar. Oh mis gibi hayat ya. Buyurun Gökhan Bey. Şenol Güneş'in konsantrasyon sorunu var dedim. Yönetim bir şey yapmalı dedim. Hiçbir ses yok. Şenol Güneş sürekli bir bahane üretiyor. Zemin diyor, çim diyor, yolculuk diyor, maç tarihi diyor. Dikkat dedim. Yine ses yok. Şenol Güneş'in aklı fikri mini takımda dedim, ses yok. Beşiktaş'ı kafasında bitirmiş dedim. Yine ses yok. Pepe'ye ödeme yapmadığınız veya yapamadığınız... Yapmadığınız veya yapamadığınız için adam antrenmanlara çıkmıyor dedim, ses yok. Bunu gören bilen takım arkadaşları motivasyonunu kaybetti dedim, onlarla ilgilenen kimse yok. Babel nerede? Ses yok. Tolgay nerede? Kazanmak için ne yaptınız? Ses yok. Pepe nerede? Ses yok. Kardeşim bu kadar sessiz kalırsanız olacağı da bu. Şenol hocam, konsantrasyonun bitmiş. Beşiktaş'ı kafanda bitirmişsin. Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımda görev almak için elinden gelen şeyi yapıyorsun. Öncelikli olarak bunu yapıyorsun ama sonra da türbünleri kandırmayı başarıyorsun. Hocam ben inanmıyorum sana ve ben sana güvenmiyorum hocam. Senin Beşiktaş'ta işin bitti. Beşiktaş'a geldiğinde zaten sen şunu söyledin. Beşiktaş'ta kazanacağım şampiyonlukların benim kariyerimde bir yeri yok dedin. Zaten senin kariyerinde seni şampiyon hoca yapan takım Beşiktaş. Ama sen Beşiktaş'ı bu hale getirdin. Geliyoruz, dönüyoruz. Hani senin için diyorlar ya, para çok önemli değil. Geleceğini düşünmüyor. Onlarla kandırdın ya insanları hocam. Bak hocam sana net bir şey, bir fotoğraf koyuyorum ortaya. Senin sözleşmende 2+1 yıllık opsiyon vardı. 2+1 yıllık, +1'lik 1 yıllık opsiyonu yönetim kullandı. Ama sen 2 senelik şampiyonluğun gücüyle taraftarın arkasına, taraftarın gücünü arkana alarak yönetime dedin ki ben bu şartlarda bu sözleşmeyle devam etmem dedin. Yönetim taraftarın baskısından çekindiği için senin sözleşmene zam yaptı hocam. Hocam bu gece tarihe kara bir lekedir. Beşiktaş adına tarihe kara bir lekedir. Nedendir biliyor musun hocam? Bana çıkıp kimse şunu da söylemesin. Muhtemelen böyle söyleyenler de vardır. Başakşehir Avrupa kupalarında yok. Başakşehir tek kulvarda yürüyor. Dolayısıyla bunun avantajını sağlıyor. Beşiktaş da bu anlamda avantajlı. Hayır efendim, hayır. Hayır. Hocam Pepe nerede? Babel nerede hocam? Tolgay, evladım dediğin Tolgay nerede hocam? Niye yönetemiyorsun hocam krizi? Hangi krizi yönettin hocam? Quaresma Quaresma dedik. Kendimi de suçluyorum, kendimi de eleştiriyorum. Bir numaraya Quaresma'yı yazardım. Bugünkü pozisyonda radyodaki yayınımı dinleyebilirseniz dinleyin. Bugünkü pozisyonda topu kaptırdığı an aman dedim ya, aman bak bu pozisyonda inşallah kırmızı kart görmez dedim. 5 saniye sonra kırmızı kart gördü. Ben bu oyuncuyu bu kadar iyi tanıyorum da hocam sen bu oyuncuyu tanımıyor musun? Niye düzeltmiyorsun? Niye düzeltemiyorsun? Çünkü düzeltmekle uğraşmıyorsun. Varsa yoksa ektiğin domates, varsa yoksa tesislere ektiğin salatalık, varsa yoksa tesislere getirdiğin horoz, tavuk, organik beslenme. Juventus, Milan, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Münih bunları bilmiyor. Onlar tesislerine domates ekmeyi bilmiyorlar. Sen domates ekiyorsun, organik domates yetiştiriyorsun. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gruptan bir soru soracağım. Ligi dördüncü bitirdin hocam, dördüncü. Bir soru sorabilir miyim? Araya girebilir miyim? Çok dertlisin de. Geçen sene bu takım oradan buraya nasıl geldi Gökhan? Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namalup çıkan
sana, senin gibi bazı spor yorumcularına bu ligin Barcelona'sıdır, Real Madrid'sidir dedirten Beşiktaş, Bayern Münih'i elemeyi kafasına koyan, eleyebileceğini düşünen, ona inanan taraftarı ya da gazetecileri ona inandıran takım ne oldu da bugünün şartlarında Avrupa, geçen seneyi dördüncü bitirdi. O sezonun devamı. Bu sezonda nasıl Avrupa Ligi'nde bu noktaya geldi? Yani şimdi Avrupa Ligi'nde kimse kusura bakmasın, ben Avrupa Ligi'ni hiç önemsemiyorum. Yani Beşiktaş için de bakın, uzun vadede Beşiktaş taraftarı bu gece dertli, çok üzülüyorlar. Ama şunu net olarak söyleyeyim, Beşiktaş için çok hayırlı bir durum oldu bu. Onu söyleyeyim bir kere. Az önce söyledim, sen dinlemedin demek ki. Beni gerçekten hiç dinlememişsin. Yani deminden beri bir şey yapıyorum, tirat atıyorum resmen, ama sen onu dinlememişsin. Tamam, sen söyledin yani. Ben söylemeyeyim mi yani? Fikrimi söyleyeyim. Hayır. Şimdi ben onu söylerken şunu söyledim. Kimse bana Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elendi, şimdi lige konsantre olacak, zaten Ziraat Türkiye Kupası'nda da yok, şimdi şampiyonluk gelir demesin. Ama çok avantaj elde etti. Bana ne abi? Bana ne ya? Bana ne? Senin kulübünün başkanı sezon başında UEFA Kupası'nı alacağım demiş. Kime demiş? Taraftarına vizyon çizmiş sana. Hayal satmış o zaman. Senin meşhur bu gruptan var. Çıkamamak mı hayal satmak? Yani UEFA Kupası'nı alacağız demek hayal satmak. Ya vizyon koymuş ortaya. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni hayal edince hep inanıyoruz. O da hayal sattı. Onu da İnanıyoruz. İnanmıyoruz dedik ya, ama hedef koyuyor dedik ya. Tamam be, sen niye hayal satıyor demedin Fatih Terim'e? Ona da söyledim. Söyle şimdi, bir daha söyle aynı cümleyi. Abi, Fatih Terim hayal satıyor de. Zaten kendisi de söylüyor. Söyle, hayalini söyle. Diyor zaten. Aynı cümleyi söyle bana. Fatih Terim hayal sattı de. Bir dakika söyleyeyim mi? Müsaade misin? Zaten kendisi söylüyor bunu. Benim söylememe gerek yok. Benim bir hayalim var diyor. Yani Fatih Terim hayal sattı der misin? Abicim Şampiyonlar Ligi kupasını Allah getireceğiz Allah. Demek hayal yani satmaktan başka bir şey değil. Az önce Fikret Orman hayal sattı dedin ya. Evet. Aynı cümleyi Fatih Terim için de söylemeni istiyorum. Hatta iki katı hayal sattı. Fikret Orman UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı getiriyoruz diyorsa, Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde kupayı getireceğiz diyorsa, Fikret Orman'dan üç kat daha hayal sattı diyorum. Eğer rahatlayacaksan. Tamam, bunu söylemeni istemiştim. Zaten Fatih Hoca kendisi söylüyor. Hayal mi? Kendisinin diyor, hayal de, bak hayal kurmak başka bir şey, hayal satmak başka bir şey. Hayal satmak başka bir şey. İnanmadığı bir şeylere insanlara inandırmaya çalışmak. Satmak başka ya bir şey. Ya kim inanıyor? Kurmak başka bir şey. Galatasaray'ın sen Fatih Hoca Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum dediğinde sorduğun bu ülkede, soruya cevap vereyim. Bu ülkede Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inanan birisi var mı? Ya da Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabileceğine inanan birisi var mı? Hele ki bu kadroyla. Yani gruptan çıkamadın, ne UEFA Avrupa Ligi ya? Gruba da nasıl kaldığını hatırla. Negredo son dakikada attı. Avusturya deplasmanında da öyle kaldın. Hatırla, oraları da hatırla. Şimdi soru sormuştun. Bu oradan buraya nasıl geldi diye. Aynen. Beşiktaş'ın bu hale gelmesindeki sebebi söylüyorum bana göre. Bir, Beşiktaş'ta kafasında işini bitirmiş olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri, konsantrasyon bozukluğu, motivasyon eksikliği. İkincisi, oyuncularına paraları zamanında ödeyemeyen Beşiktaş yönetimi. Üçüncüsü, Beşiktaş kulübünün üzerine çökmüş koskocaman kibir bulutu başkanında var. Yöneticisinde var, yedek üyesinde var, sağdaki oyuncusunda var, yedek kulübesinde var. Bir tek malzemeci Süreyya abi de yok, bir de otobüsün şoföründe yok. Beşiktaş kulübünün üzerine çökmüş kibir. Dördüncüsü de yaşları ilerlemiş futbolcular. Artık ununu elemiş ve eleğini asmış. Artık Beşiktaş'ta onların da işi bitmiş. Kuvarejma diyoruz. Bir numara yazarız diyoruz. Böyle bir disiplinsizlik olur mu ya? Ya sen takımını nasıl 10 kişi bırakırsın? Cezası var mı? Yok. Kaldı ki bak. Beşiktaş bu takımı Kuvarejma çıktıktan sonra 10 kişi kalsa bile yenebilecek bir takım. En azından bir gol atabilecek tamam, bir doğru. Takım. Doğru. Larin bir tane pozisyona girdi, atsa 1-1. Çıkartsa dışarı altı pasa bomboş kaleye atacak. Daha düzgün aşırsa, ikinci pozisyonunu doğru. Söylüyorum. Olmuyor, daha düzgün aşırsa. Olmuyor. Tamam, bak ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani 10 kişi kalınca da pozisyona girdin. Orada Larin olunca senin, olmuyor. Cenk Tosun olunca oluyor. Senin Laiç'e gelen top Talişka'ya gelince oluyor. Şenol Güneş'i eleştirelim. Bana. Yerden yere vuralım. Doğru. %100 haklısın. Bence de konsantrasyonunda kayıp var hocanın. Ama geçen sene takımla bu seneki takım arasında da dağlar kadar fark hangi var. Hangi dağlar? Bir Talişka diyorsun. Daha Talişka, söyle bana. Bir de forvetin yok. Negredo'yu da sattın bu sene. Tamam, geçen sene kim vardı abi? Negredo vardı. Tamam. Tamam ne oldu? Abi Talişka az buz oyuncu mu Gökhan? Ya bir tane Talişka gitti, buraya mı düştük? Tosic gitti stoperden. Ne oldu abi Beşiktaş, ne oldu Tosic gidince ne abi oldu? Sen geçen seneki takımından bu seneki takımına baktığın zaman Beşiktaş güç kaybetti. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, güç kaybetti başka bir şey.
Ama yerlere yerle yatan olacak bir performans da değil. Bunu bu ya oyun yok, mücadele yok, top sende kalmıyor, oyun oynamıyorsun. Abi burası bugün tozlu mu? Sen de öksürüyorsun, ben de öksürüyorum. Benim boğazıma bir şey kaçtı, bilmiyorum tozlu mu. Ben öyle alerjik bir durumum yok da. Belki işte toz kaçmıştır. Ben suyu da içemiyorum. Ben bu bardağı sevmiyorum bu bardağı. Yani sonuç itibariyle Beşiktaş'ın durumu işler acısı, Beşiktaş'ın durumu kötü. Ve bu durumdan çıkmak için yapılacak bazı radikal önlemler var. Eğer bu radikal önlemler devam etmezse Şenol Hoca'yla acil bir toplantı yapılmazsa, Şenol Hoca'ya abi demekten vazgeçilmezse. Abi ne abi? Abi ne yani? Abi ne? Niye abi ya? Şenol Bey de. Şenol abi. Ya bırakın hocam, bırakın başkanım. Ben aranızda neler olduğunu hepimiz biliyoruz ya. Bir resim çizmeye çalışıyorsunuz ortaya. Bir sorunumuz yok, bir sorunumuz yok dediğiniz basın toplantısında birbirinize sallıyorsunuz. Göçhan mesaj atmış Gökhan. Okuyorum. Pepe yok anlıyorum. Gökhan Gönül yok anlıyorum. Tolgay yok anlıyorum. Bobel yok onu da anlıyorum. Ama Matuşka yok onu anlayamıyorum diyor. Matuşka Gökhan bugün çok sinirliydi. Böyle ucuz işler yapma abi. Sinirliyim minirliyim değil mi abi? Ne sinirliyim olacağım ya? Neyse geldim buraya kahkahalar attık ya. Üzgün diyeyim. Tamam, yani, abi Türk, üzülüyorsan dertli. Türk futbolu adına üzülüyorum. Yani, tamam işte o da sinirliyim. Galatasaray'ı hal. Sen normalde bak. Buradan şuradan böyle bir hafif toz bulutu geçiyor ona sinirleniyorsun yani. Beşiktaş kaybedince, Fenerbahçe kaybedince sinirli olmuyor musun? Ne var bunda? Sinirden unutmadım değil ki. Çok unutuyorum. Sinirli olmadığım zaman da unutuyorum. Bir de özür diliyorum. Bir tweet okuyacağım. Göksel demiş ki ben sonuna kadar inanıyorum ve Fatih Terim'in de inandığı için söylediğine adım gibi eminim Haluk Bey demiş. O kupa geldiğinde utanacaksınız umarım demiş. Ya o kupa gelsin ben var ya her şeye razıyım biliyor musun Göksel? Ne istiyorsan onu yapacağım. Yeter ki Şampiyonlar Ligi kupası gelsin Türkiye'ye. Buyurun Gökhan'cığım. Bizi şu hale getirdiniz. Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti bizi şu hale getirdiniz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. Kendi evinde. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor Galatasaray. Kendi evinde. Kaybediyor. Ya daha önce elenmişti ya. Son maçı yani UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için çıktı. Dinle yani. Bir dakika. Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. Evet. Kendi evinde maçı kaybediyor. Soyunma odasında karnaval havası esiyor. Alkış tufanı kopuyor. Bir de utanmadan bunu Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak medyayla paylaşıyor. Ertesi gün divan kurulu toplantısında kendi şirketinde Karadeniz yemekleri organizasyonu olduğu için divan kurulu toplantısına geç katılıyor. Ve divan kurulu toplantısında hak ettiğini düşündüğümüz eleştirileri alıyor. Sonrasında diyor ki ama bizim rakip takımımızda hep beni eleştiriyorsunuz, bizi eleştiriyorsunuz, içimizde düşmanlar var diyor. Ve biz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne evinde kaybettiği maç sebebiyle sevineceğiz. Bu hale geldik. Beşiktaş grup kurası çekiliyor. Genk. Belki ikinci olur diyorsun. Ziraat Türkiye Kupası gibi görüyoruz. Malmö. Yani. Malmö ya da Malmö. Sarpsborg. Telaffuzda birazcık zorlandığımız Sarpsborg. Beşiktaş gruptan üçüncü oluyor grupta ve eleniyor. Bizi bu hale getirdiniz. Bunun bedelini ödemeyeceğinizi o kadar iyi biliyorsunuz ki. O yüzden diyor ki Şenol Hoca bak. Utanmadan hocam işte abi. Ben yani insanlar diyor ki mesela nasıl utancından programa gelemez diyor. Ya kardeşim Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı bu hale getiren yöneticiler, teknik direktörler utanmıyorlar. Ertesi gün antrenmana çıkıp insan içine çıkabiliyorlar da. Ben Beşiktaş bu sene bu son Avrupa Fatih'idir dediğim diye mi utanacağım ve yayına gelmeyeceğim? Hiç öyle bir şey yok. Diyor ki bak hoca masallara devam ediyor Şenol Hoca. Şenol Hoca'nın masallarına bak. Bugünkü maçın hiçbir sebebi olamaz. Genk maçını kazanıp işi bitirebilirdik. Dış etkenler her zaman vardır. Hangi dış neyse. Ama bugün oyuncuları bahsediyor herhalde. Yağmur, kar filan dış etken diyor. Başka ne olacak ki? Dış etkenler her zaman vardır ama bugün oyuncularım iyi mücadele etti diyor. Ya herhangi bir mazeret bu mağlubiyetin sebebi olmamalı. Maçı kaybettikten sonra o hata yaptı, bu hata yaptı demekle çözüm bulamayız. Sonuçta onlara görev veren benim, sorumlu da benim. Ya hocam ne var abi bunda? Ya sorumlu sensin, kim olacak hocam? Ben miyim? Ya sorumlu ben miyim? Bunu söyleyince kurtuluyor musun hocam? Ya bunu söyleyince iş bitiyor mu? Bunu söyledin, sorumlu benim. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Bravo hocam. Bravo Şenol Güneş mi diyeceğiz biz? Anlamadım ya. Bizim aklımızla dalga geçmeyin ne olur ya. Geçiyoruz Fenerbahçe'ye. Orada da hüsran.
Esas daha büyük skandal var ya. Fenerbahçe Spor Kulübü, koskoca Fenerbahçe'nin milyonlarca takipçisi var. Şimdi bir izleyicimiz, yapma. Göndermiş abi. Yapma. Fenerbahçe resmi Twitter hesabı Spartak'tır. Nasıl yapma ya? Yapma diyorsam yapma abi. Abi bu kimse bunu sormuş. Arkadaşım olsa, babam olsa yaparım abi. Bakma. Spartak Tırnava maçı ilk yarı skorunu stadımızın resmiyle yaptı. Telif hakkı isteriz diyor. Yani başka türlü söylüyor da. Ya bu nasıl bir skandal arkadaş? Hadi sahada yoksun. 17. sıradasın. Ya bu nasıl bir motivasyonsuzluk? Nasıl bir konsantrasyonsuzluk ya? Ya bunu nasıl yaparsınız ya? Göztepe'nin stadını kullanıyorsunuz. Nasıl ya? Nasıl? Ya yok mu abi orada bir tane Fenerbahçe'de oraya gönderdiğiniz bir foto muhabiri, kulübün bir tane fotoğrafı, ya bir tane malzemeciden isteyin bir fotoğraf çeksin, onun üzerine koyun ya. Ya bu geldiğimiz nokta Gökhan bu bizim. Yani biz hala şeydeyiz işte, yok Fenerbahçe peki, gençlerle oynamış, anlatayım. O olmuş, bu olmuş. Peki ben sana anlatayım, niye yapma dediğimi anlatayım. Şimdi bu fırsatı ben kaçırır mıydım? Keşke söyleseydin bana da yayından önce, artık oraya ben yap diye. Yapma dedim sana. Tamam söyle abi, ne olduğunu söyle. Ya yapma dediğim sebebim şu. Yani çok çok aslında hani masum bir hata değil. Evet, ama yapan arkadaş çok masum. Şimdi bu fırsatı ben kaçırmazdım. Hele benimle telefon konuşmasında Fenerbahçe'nin Türkiye'de hiç görülmemiş. Fenerbahçe'nin Türkiye'de değil dünyada belki de hiç görülmemiş. Farklı paradigmalarla bir iletişim stratejisi. Muhteşem bir iletişim stratejisi güdeceğini söyleyen. Neydi o zatı şahanelerin adı? Bilmiyorum. Fenerbahçe İletişim Departmanı'nın başındaki arkadaş. Yazarlar şimdi oraya. Eski muhabir. Fenerbahçe muhabiri. Tamam. Gelecek mi aklına diye gelmiyor. Tamam. Ya silmişim onu ya. Paradigma geliyor orada. O paradigmalarla muhteşem bunu kaçırmazdım. Yani senin muhteşem paradigman bu mu kardeşim derdim. Hesap ver ya. Muhteşem paradigman bu mu kardeşim bu derdim. Ya, böyle skandal olur mu ya? Ama bunu yapan çocuk aslında Fenerbahçe kulübünde çok da yoğun çalışan gencecik bir arkadaşımızmış. Şimdi biz bunu buradan söyleyince eleştirilecek olan kısım o genç arkadaş olmayacak. Yani ben bu şunun için söylemiyorum abi. Kimse ekmeğiyle olmasın. Hata da olabilir bu. Tamam, genç bir kardeşimiz bu konuda hata da yapmış olabilir ama bu bak işler iyi giderken abi bu olmaz ya Gökhan. Kusura bakma, şimdi ben bu konuda geri adım atamam. Özür diliyorum. Yani bu yapılmaz. Ya, geri adım atma canım abi. Yani sonuçta bu geri adım atman için yani söylemiyorum. Bu hata nasıl bir hata biliyor musun? Senin canlı yayında bu RTÜK kuralları çerçevesinde yaptığımız yayın içinde RTÜK'ün kurallarının dışına çıkıp bile isteye bu kanala ceza aldırman gibi bir durum bu. Hiçbir farkı yok. Bile isteye yapmamış olabilir ama çıkan tablo bu. Sen koskoca Fenerbahçe'yi sosyal medyada bu noktaya getiremezsin abi. Burada adamla yani izleyicimizin yazdığını görsen. Yani Fenerbahçe'yi bu noktaya nasıl getiriyorsunuz arkadaş ya? İletişim, Ali Koç vizyonu, o bu Fenerbahçe Ligi'nin 17. sırasında. Bugün gidiyor. Ligi garantilemiş, tamam itirazım yok. UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst sıra çıkmaya. Cemil kardeşim ya sen var ya danışma gibisin kuracaksın. Can Gebetaş herkes yazmış. Yazmış mı? Cemil'i bitirdim. Yani gidiyorsun Spartak Tırnava maçında 1-0 kaybediyorsun. Yani. Abi niye basketbolda bu olmuyor mesela? Niye basketbolda... Aynı çocuklar yapıyor. Niye orada olmuyor da burada oluyor peki? Bir yanlış hata yapmış. Esas ne biliyor musun? Can Gebetaş beyefendi. Kulüp başkanıyla yayına çıkacağınıza bunlarla uğraşın. Kulüp başkanının etrafında dolaşacağınıza bunlarla uğraşın. Can Gebetaş. Bunlarla uğraşın. Bunları kontrol edin. Biz alıp kulüplerde dergileri satır satır altını çize çize her an her kelimesine bakıyoruz. Bakıyorduk. Şurada bile bir şey yazarken 600 kere bakıyoruz. Abi. Bak abi, arkamızda bizim de dünya kadar ekip var. Herkesin kendine bir çeki düzen vermesi. Herkesin lazım. Yaptığına bakacaksın kardeşim. Can Gebetaş. Herkes Ali Koç'un şemsiyesinin altına. Futbol takımının idari menajeri. Hayatında ilk kez bir futbol takımının idari menajerliğini yapıyorsun. Olmaz. Fenerbahçe Kulübü'nün iletişim departmanının başındaki Can Gebetaş. Hayatında ilk kez bir kulübün iletişim departmanının başına geçiyorsun. Olmaz. Olmaz. Fenerbahçe İlkler'in kulübü değil. Onun dostu yokmuş. Onun bilmem nesi yokmuş Sayın Başkan. Bana ne dost olmasın, al yaptığı iş ortada. Bu hareketten sonra o gencecik çocuğu da bir şey yapmayın. Yapacağınız iş belli.
Herkes Ali Koç'un şemsiyesinin altına girmiş. Tabii canım. Onun arkasında. Ali Koç'a yaklaştın Can Gebetaş. Bir şey olmaz. Ali Koç'a yaklaştın idari menajer. Bir şey olmaz. Ali Koç'a yaklaştın tercüman. Bir şey olmaz. Yaklaştın. Yok ya. Cemil demiş ki ben mevzuyu kaçırdım. Ne yayınlandı? İlk yarı skorunu Spartak Trabzon maçında Göztepe'nin stat görselini kullanmışlar. Yani Göztepe'nin stat görseli kullanılmış. Yani bu kadar ya bunlar gün yani sabah erken saatten itibaren hazırlanır. Hepsi Gökhan. Yani bu grafikler yıllarca biz bu işleri yaptık yani. Kulüpte yapmanın bir farkı yok zaten. Tabii abi nasıl hazırlanırdık yani 3 gün önceden bir maça derbi maç varsa falan maça derbi maçı helikopter kaldırırdık. Toplantılar yapılırdı. Yani bütün canlı yayın araçları nereye yerleştirilecek, hangi grafikler kullanılacak, hangi helikopterler bilmem neler. Kaç kamera nereden takım mağlup olursa ne olur? Bütün stratejiler ona göre yürütülür. Hayır adam da eksik değil. Önder Delen demiş ki abi İsveç'te alay konusu olduk. Önce Östersun sonra milli takım bizi eliyor. Şimdi Malmö Türk futbolu değil İsveç futbolu ilerliyor demiş. Yani İsveç futboluyla dalga geçiyoruz. Yani adamlar milli takımda geliyor bizi yeniyor. Kulüp bazında geliyor yeniyor. Bizim harcadığımız paraların da onda birini falan harcamıyorlar. Yani artık ne olur ya bir çeki düzen verelim kendimize. Bu arada öyle ya da böyle Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam edecekler. Eşleşecekleri rakipler de 3 aşağı 5 yukarı belli. Napoli, Valencia, Inter, Benfica, Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Galatasaray eşleşebiliyor ama Fenerbahçe eşleşemiyor. Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea, Eintracht Frankfurt. Geldi sana şimdi diyelim ki Gökhan. Napoli geldi. Geçemeyiz. Valencia geçemeyiz. Inter geçemeyiz. Benfica geçemeyiz. Arsenal geçemeyiz. Dinamo Kiev geçemeyiz. Chelsea. Ya bunları nasıl geçeceğiz biz? Ya biz Malmö'yü geçemiyoruz abi. Biz Lokomotiv Moskova'yı geçemiyoruz. Yani nasıl geçeceğiz bunları? Boşu boşuna işte kendi kendimize eğleniyoruz. Sonra hedefler koyuyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı getireceğiz falan. Ve taraftar da buna inanıyor. Ve arkasından gidiyor. İşte Fatih Hoca benim hayalim diyor. Yani insanlar Şampiyonlar Ligi kupasının buraya gelebileceğini düşünüyor. Ya nasıl gelecek ya? Bu Bayern Münihler, Barcelona'lar, Real Madrid'ler, City'ler, Juventus'lar, milyon eurolar yatıran, dünyanın en büyük oyuncularını transfer eden Paris Saint Germain'ler falan nasıl geçeceksin de o kupayı alacaksın abi? O öyle değil o dünya yani. Biraz artık ayaklarımız yere basmalı bence. Ayaklarımız yere basmasından ziyade bir gün bana bunu benim maçımı yöneten bir hakem söylemişti. Futbol seni bırakmış diye. Artık kulüplerimiz futbolu bırakandan ziyade futbolun onları bıraktığı yıldız oyunculardan vazgeçmeli. Gençlere yönelmeli. Beşiktaş yönetiminin gelecek için böyle bir planı var. Ama bu planı bu kadar erken yaparsanız ve oyuncularınıza bunu hissettirirseniz, Babel'le sorun çıkartırsa yaşarsanız, Tolga'yla sorun yaşarsanız, Oğuzhan'a sahip çıkmazsanız takımınızın kaptanına, sonra kalkıp Pepe'ye parasını ödemezseniz, bütün hepsini kimse üzerine düşeni yapmıyor abi. Sadece bu işi yönetenler, bu yani. Hepsi için söylemiyorum. Sadece imajlarına imaj, tanınırlıklarına tanınırlık, şöhretlerine şöhret ve paralarına para katıyorlar. Yani kimse de kusura bakmasın. Yani oradan ihale alayım, ona şirin gözükeyim. Öbür taraftan bilmem ne yapayım, onu mutlu edeyim falan. Öyle bir dünya yok. Sizin asli göreviniz önce milyonlarca taraftarınızı mutlu etmek, memnun etmek. Başarılı olur olmaz o başka bir şey ama temsilen doğru dürüst temsil edebilmeniz lazım. Sorun bu. Fenerbahçe'de koku krizi bitti çok şükür. 1,5 yıl kaç olmuş? 623. Var mı sana? Bakayım. Vardır herhalde. Onu merak ediyorsun değil mi sen? Olayın o senin yani. Ama zaten öyle dedik de o yüzden öyle oldu yani. İşte o zamana kadar olmadı. 365'e kadar da öyle yoktu. Vardır. Sen ıskalamışsın. Nasıl abi? Tek tek baktık işte. Fenerbahçe kokuyla. Fenerbahçe tırnamadan otobüsle mi dönüyor diyor insanlar. Çok, onun esprisi çok var. Tabii şimdi onun sonu yok ki. Şimdi gittin Antalya'ya. Antalya seni yendi. Antalya'dan ne diyecek? Herkes diyecek ki ne oldu? Yine otobüsle mi geliyorsunuz diyecek. Ya bir iş yapılırken bir sonraki adımı görmeden yapmak. Hani hep diyoruz ki Ali Koç pırıl pırıl geldi çok şükür. Oh. Şahane bir vizyon. Şöyle oluyor böyle. Bir anda öfkeleniyor Akhisar'dan. Hadi bakayım otobüse dönün. Yani öyle bir dünya yok abi ya. Bugün seni Nuri Alço'ya benzetmişler. Bugün biraz gerginim de ondan. Sinirleniyorum. Sinirden değil ya. Nuri Alço gibi gülüyor vallahi. Gökhan abi demiş. Ha. Nuri Alço zaten sinirlenmiyordu değil mi? Gazoz. Gönül. Tabii canım. Gazoz gönül, işi var. Tabii. Gönül. Gönül.
Selvi Can 55. Ya biriniz cevap verir mi? Neden Gökhan abi de bu Fatih Terim ve Galatasaray kompleksi ve hazımsızlığı var? Aa. Yani Fatih Terim için, yani Galatasaray için hadi dediniz, öyle de bir durumum yok da. Ya Fatih Terim için sosyal medyaya bir bakın, ben neler söylemişim ya. Kaptan Musa'ya demiş ki Haluk abi Beşiktaş konuşurken zamanında Galatasaray Fatih Terim'i hayal satmaya geldi. Ali Koç hayal satmadı mı abi demiş. Hepsi sattı ya, zaten meselemiz hayal bu. Hayal Koç hayal satmadı. Şey, Ali Koç hayal satmadı. Doğru. Ali Koç geldiğinde siz ben size şampiyonluk... Siz benim hakkımdaki Fenerbahçe'yi hiç anlamamışsınız dedim. O başka bir şey abi. Doğru. O başka bir şey. Ben ne kupa dedim ne şampiyonluk dedim. Hiçbir şey söylemedi Ali Koç. Yiğidin hakkını yiğide ver. Ali Koç'un ağzından Şampiyonlar Ligi kupası çıkmadı. UEFA Avrupa Ligi çıkmadı. Şampiyonluk çıkmadı. Bunu unutma. Her şeyi eleştirebilirsin Ali Koç'un. Yaptığı bir sürü yanlış var. Teknik direktör, proje, iletişim departmanı. Yani Fenerbahçe'nin... Bu sene şampiyon olmayacağız mı dedi yani. Bir şey demedi ki abi. Bu sene seçin beni şampiyon olalım demedi. E tamam, siz benim kafamdaki Fenerbahçe'yi hiç anlamamışsınız. Hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız dedi yani. Bunu bu ne mu? İçin? Bunu ne üzerine sordu? Ersun Hoca, soruldu. Ersun soruldu Hoca zaman. Nerede? Haluk'cum Ersun Hoca nerede diyorsun? Ersun Hoca'yı sorulmadı. Mesela Koku'yu bir proje yaptı ya, bir proje başarısız oldu. Proje başarılı olsaydı Ersun Hoca gelir miydi? Ya Koku'dan sonra proje Kuman olur mu peki? Vizyon diyorsun ya. Koku'dan sonraki projesi Kuman değildi ki. Bu Kuman o geçiş sürecini tamamlamak için yapılmış bir şeydi. Bugün Fenerbahçe'nin sahada kim çıktı teknik direktör olarak, teknik sorumlu olarak? Sence sen şunu mu demeye çalışıyorsun? O zaman niye peki Kuman'la teknik direktör anlaşması yapılmadı? İşler iyi gitseydi Kuman'la devam edeceğiz dedi zaten. Kendi Komolli söyledi, işler iyi giderse bu şartlarla devam edeceğiz dedi. Yani öyle sözleşme şey imzalayacağız. Ya neler dedi Komolli Kuman'la ilgili, nasıl? Öyle bir İçinde şey bulunduğumuz durumu biliyoruz. Sözleşme imzalamamız gerektiğini biliyoruz. Bu meseleyi Trabzon maçından önce çözeceğiz. Kuman'la devam edeceğiz. Kuman'la devam edeceğiz ile ilgili açıklamasını yaptı. Ya Kuman'la devam edeceğiz demesine rağmen Ersun Hoca'yı getirdi. Neden bahsediyorsun? İşte ben de... Yani zamanlama açısından tamam, Kuman... aylar öncesinden söylediği şeyi getirirsen buraya olmaz. Yani o ne dönemde söylediği mesela, şey başka. O zaman? Yani bak bunu söyledikten sonra Ali Koç bir proje yaptı. Ya o proje Eren tutmadı. Yok, Levent Nazifoğlu, Lewandowski dedi. 3 yıldır söylüyorsun. Şimdi Ali Koç'un Ersun Yanal'la ilgili söylediği şeyi konuşmayacağız. Ben ama bir şey söyleyeceğim. Ben Eren Derdiyok'un Lewandowski olmadığını o gün de biliyordum. Şimdi de biliyorum. Özer demiş ki gururla izleyeceğiniz bir takım izleyeceksiniz dedi abi demiş Ali Koç. Geliyor yani bir sürü şey var. Peki Koku gitti. Onu söylediyse o da yanlış. Ama sonuçta onu da yapmaya çalıştı tabii yani. Zaten herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Ama Şampiyonlar zaten. Ligi kupası falan, UEFA Avrupa Ligi kupası falan bunlar gerçek yani çok gerçekçi hedefler değil hepimiz biliyoruz. Aynen. Bugün kulüple karşılıklı bir anlaşmaya vardık. Kulübe, taraftara ve Sayın Ali Koç'a bana duydukları güven dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum diyor Koku. Maalesef kulübün şu an için sahip olduğu kaynaklarla hak ettiği yere gelmesini sağlayamadık. İstanbul'daki hayatımız çok kısa sürse de bu şehre ve kulübe adeta aşık olduk. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum. Yeniden Fenerbahçe mesajı yayınlıyor Koku. Çok düzgün bir karakterdi. Yani ben çok isterdim Koku karakterinde bir teknik direktörün Fenerbahçe'de başarılı olmasını. Ama maalesef ülkemizin başka dinamikleri var. Koku gitti. Ersun Yanal artık herhalde bugün maçta bittiğine göre yarın sabah yani bu sabah veya öğlen Ersun Yanal'ın sözleşmesi açıklanır. Ersun Yanal'ın da sözleşme detayları ortaya çıkmış. Bir kere tazminat maddesi yok Ersun Yanal'ın sözleşmesinde. Şükürler olsun. Başarı endeksi bir sözleşme yapılıyor. TL cinsinden ödenecek ki zaten artık bu kanun olarak yapılması gerekiyor. Ücretinin yarısını garanti olarak alıyor. Ne kadar olacağı belli değil rakamın. Diğer yarısı ise ligin kalan bölümündeki performansa 2 milyon göre. Euro karşılığında TL ne kadarsa bilmiyorum. 2 milyon euro karşılığında 6 ile çarparsan 12 milyon TL. Tamam, 12 milyon TL'sini garanti alıyor. 12 milyon, 6 milyon TL'leri de bonus mu? Aynen. 12 milyon TL alacak. Sözleşmede 2,5 yıllık sözleşme olacak. Daha dediğin gibi tazminat maddesi yok. 12 milyon TL'lik bir sözleşmede Ersun Yanal için. İyi bir sözleşme. Hem de çok iyi bir sözleşme yalnız ha. Çok iyi bir sözleşme. Yıllık 6 milyon iyi para. Bu arada önce Galatasaray'a göndermişti. Ardından Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de devre arasında gönderiyormuş. Ya işte mesela bana birisi Tolga Ciğerci transferini Fenerbahçe adına açıklayabilir mi abi? Kim açıklayacak bana bunu? Kime soracağız mesela? Sayın Ali Koç'a mı soracağız? Komolli'ye mi soracağız? Kokuya mı soracağız? Komolli'ye başka niye soracaksın? Soracağız? Kime soracağız? Komolli'ye soracaksın. Cevabını veriyorum. Ya Galatasaray kapının önüne yani, Tolga'dan özür diliyorum. Yani hani kazandığı para, sakatlığı, oynayamıyor, bir antrenmana çıkıyor, üç antrenmana çıkamıyor. Almanya'ya gidiyor, tedavi oluyor, gidiyor, geliyor, o oluyor, bu oluyor. Yani bunu göre göre
Tolga Ciğerci'yi Fenerbahçe'ye nasıl transfer etti abi? Hadi Galatasaray nasıl etti de? Sonra Komoli'ye sallayınca Komoli diyorsun. Tamam da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç nasıl müsaade etti buna? Abi bilmiyor ya, mu yani Tolga şey, Ciğerci'nin ne olduğunu? Şimdi bak o kadar yani, büyük holdinglerde insanlar mesela CEO'ya her şeyin hesabını mı soruyor zannediyorsun? Çünkü adama bir yetki vermiş Komoli'ye. Şimdi adam demez mi ya kardeşim sen bana yetki verdin zırt pırt beni toplantıya bırak da iş yapayım demez mi? Patronuna. Der mi? Yani, diyemez abi. Patron, yani ben patron olacağım ya. Benim CEO'm gelecek bana. Zırt pırt çağıracak mısın? Benzin faturası getirsin, vereceksin ona. Abi İmzalamışsın yetkin var. İmzalamaya yetkin var. Benzin faturası dediğin şey 100, 200, 300. Hadi evet ama Tolga'ya kaç para verdiler abi? Tolga'ya kaç para verdiler? Benim bildiğim kadarıyla 400-500 bin euroya yakın bir para verdiler. Ödeme yaptılar 3 milyon TL'ye yakın bir para. Ödeme yapıldı mı Tolga'ya? Yok bedava duruyor orada. Bilmiyorum tesisinde. Bak ben sözleşmesinin detayını bilmiyorum. 350 bin euro mu 400 abi, bin euro mu? Abi oynamadı ki ya ne 400 bin euro? Oynadı mı? Fenerbahçe forması giydi mi Tolga? Bir yıllık sözleşme imzaladı ne yapacak? Giydi mi formayı? Hiç giymedi abi. Yani antrenmana çıkmadı ya da antrenmana bir kere çıktı jok attı böyle bir. Jok da atamadı. Jok da atamadı. Yürüdü. Yürüdü yani. Ha? Yürüdü diye haber yaptılar hatta. Aynen. Siteden. Yani bir kere gördük antrenman formasıyla kendisini bir de imzaladığı gün Fenerbahçe formasıyla gördük. Bir daha ya o gün bugündür yok arkadaş. Ya bu nasıl bir sorumsuzluk ya? Yani... Bu takımları konuştuk mu muhtemel rakipleri? Oo Gökhan lütfen beni dinler misin abi? Ben burada bak çok neydi, ne atıyordun sen? Tirat. Tirat attın ben de attım orada bir tirat. Kaçırdın. Ne dedin ki? Vallahi dur. Bunların hangisini geçeceğiz dedim ya geçebiliriz. Bir Napoli hatırlıyorum Napoli. Napoli gelirse ne yaparız dedim. Aynen. Napoli gelmesin. Hepsini abi. Öyle saydım. Yani öyle başladım. Napoli gelirse ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız oldu ya vezire. Altına dedim ki peki Napoli gelirse ne yaparız? Valencia gelirse ne yaparız? Inter gelirse ne yaparız? Benfica gelirse ne yaparız? Arsenal gelirse, Chelsea gelirse filan dedim yani. Dinamo Kiev gelirse filan. Sen bu organizasyona sallıyordun ya bir de. Bu organizasyon buradan sonra bir değerli. Buradan sonra buraya gelmek için bir şey yapman lazım abi. Sen de Allah aşkına gökten zembille inmeyeceksin ya abi. Buraya kadar şimdi bak Arsenal, salladığım kupaya bak. Napoli, Valencia, Inter, şey Arsenal, Chelsea. Arsenal ve Chelsea'nin grup başlarında 6 maç oynadılar ya. 6 maç oynadılar ya. Çıkardıkları kadrolara bir baksana yarın. Abi neye bakarsan bak. Adı ne abi Chelsea? Abi işte. Ya Chelsea'yi elediği zaman. Adam önemsemiyor abi. Ya kardeşim Galatasaray Chelsea ile eşleşti. Bir sonraki turda. Şimdi eşleşti. Galatasaray Chelsea'yi yendiğinde sen burada şey mi diyeceksin? Galatasaray Chelsea'nin yedek kadrosunu mu yendi diyeceksin? Galatasaray Chelsea'yi yeledi diyeceğiz. Bayram yapacağız burada. Hep beraber. Fenerbahçe, Napoli'nin yedek kadrosunu elediği zaman ne diyeceğiz? Napoli'nin yedek kadrosunu eledi mi diyeceğiz? Hayır abi burada asla Fenerbahçe bayramı yapacağız. Ben doğru söylüyorsun ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki yani bu adamlar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi dışında Arsenal için, Chelsea için, Manchester City için, Manchester United için. Bak geçen sene Manchester United aldı ya kupayı. UEFA kupa, Avrupa Ligi'ni aldı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne öyle gidebildi. Ya inan bana yarı finallere falan gelene kadar hep rotasyonlu kadroyla oynadı. Abi Arsenal rotasyonlu kadrodaki oyuncuyu sen kiralayamıyorsun bile. Neden bahsediyorsun? Böyle bir oyuncu yapısı var. Oynatacak da bir herif. Nerede oynatacak abi? O adamlara da para veriyor. Premier Lig'de niye oynatmıyor? Daha değer verdi. Yani anlatmaya çalıştığım şey tabii ki değersiz değil Arsenal'in yedekleri. Ama adam Premier Lig'i oradan daha fazla önemsediği için az kadrosunu... Sen bir durum tespiti mi yapıyorsun? Durum tespiti yapıyorum. Yoksa senin fikrin mi bu? Hayır ben durum tespiti yapıyorum. Bu benim fikrim değil. Ha. Ben diyorum ki benim fikrim şu. Fikrimi merak ediyorsan. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde bu kupaya... 6 maç için söylüyorum yani. Orada hani çok saçma sapan. Hani şimdi diyoruz ya işte sen köy takımı diyor. Köy ben takımı köy demedin takımı de, ne dedin? İsmini telaffuz etmekte zorlandığımız. İsmini telaffuz etmekte zorlandığımız takımlar var ya mesela. Onlara Ziraat Türkiye Kupası muamelesi yap abi. Gençlerinle çık. Bak bugün Yiğitan bu arada geçmiş olsun. Ben çok beğendiğim bir oyuncu Yiğitan. İnşallah sakatlığı ciddi değildir. İnşallah çok geçmiş olsun. Ben çok daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum mesela. Ersun Yanal gelsin mesela Yiğitan'ı oynatsın orada. Yiğitan için övgü dolu bir söz değil bence. Roman Neustadter'den iyi olmak. Yani Roman Neustadter kötü bir futbolcu olduğu için yani işin esprisini yapmaya çalışıyorum ama Yiğitan bence de Roman'dan iyi oyuncu. Oğuzhan demiş ki program interaktiflikten çıkmış demiş. Ya bugün çok fazla mesaj var. Çok daldan dala atladık. O yüzden çok fazla dönemedik oraya. Çünkü gündem de çok yoğun. Bir de Avrupa Fatih'ini biraz fazla uzatınca konular arka arkaya birikti. Galatasaray'da Rodriguez'e teklif olduğu iddiası var. Dumkopf. Konuşma ama P ile yazılır arada. Bir de öyle de yazılmaz. Konuşma yazmış. Süleyman 89. Galatasaray'ın bilmem nesini ve işte çöpe mi atıyorsun falan filan. 500 kere yazmış.
Rodriguez'e Kicker mi diyoruz Alman? Kicker. Kicker dergisi Stuttgart'ın... Kicker mi diyoruz? Alman ne demek be? Almancası Kicker. Kicker mi diyoruz Alman? Sende bir Alman disiplini var ya Gökhan'cığım. Orada doğdun büyüdün. Ya var yani mesela herkes neydi bu sabah bir şey oldu yayında. Dün müydü? Bu, hepsi birbirine karıştı. Almanca bir şey vardı. Sen gazete manşetlerini okurken farklı telaffuz ettin. Hatırlamadın değil mi şimdi? Ben mi? Ha, öyle okunmaz böyle okunur filan dedin. Sana mı salladım? Bana değil ya. Neyse hatırlayamadım. Keşke girmeseydim konuya. Girdim şimdi nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. Tamam çıkma abi devam et. Program bitmek üzere. Bittiği zaman hatırlarız. Hatırlayanlardan birisini alırız. Stuttgart Rodriguez'e talip olmuş. Hemen. Ne kadar veriyorlarsa hemen. Değil mi? Hemen de. Şimdi bak. Beşiktaş takımı satılığa çıkarttı. Herkes Beşiktaş'ta satılık. Beşiktaş'ta Fikret Başkan yakın çevresine şunu söylemiş Haluk. Bunu da söyleyeyim ve rahatlayayım. Artık üzerindeki yükler azalsın. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'taki bütün oyuncuların, teklif gelen bütün oyuncuların satılık olduğunu söylüyor. Özellikle, öncelikle yaşını almış eski yıldızlar. Hepsi satılık. Teklif varsa Ocak'ta, yoksa sezon sonu. Sezon sonunda sözleşmesi bitenlerle de sözleşme yenilenmeyecek. Bugünkü hareketi sebebiyle Kuvarejman'ın da listeye alınacağını, yeni gönderilecek oyuncular listesine alınabileceğini söylüyor. Kuvarejman'ın yani bugün yaptığı şey takımı resmen sattı ya Kuvarejman bugün. Ya onu bir yani. Yani sen Şenol Güneş'i doğradın bugün tamam doğru. Ama Kuvarejman'ı ne yapacağız abi? Kuvarejman ben ömrümde böyle bir sorumsuzluk görmedim abi. Şalke bu arada Danke, Türkiye'de de bunları çalmıyorlar. Şalke Danke mesela. Danke'ymiş. Danke. Ben Danke okurdum onu işte Danke. Güzel kim yazmış? Abi. Kan 26. Oo çok enteresan ya. Abi vizyon ömrümüzü tüketti Ali Koç demiş. Her ya, haklı 35. Abi insanlar. Haksız değiller yani abi. Yani inşallah başarılı olur. Bundan sonra Ersun Yanal hamlesi. Yüksel Kaya kardeşim yani her şeyin belirli bir saati var. Biz biteceğiz onlar başlayacak. Bizden önceki program bitmeden biz başlayamıyoruz. Ondan önceki program başlayamadan bu arada Galatasaray taraftarına bir müjde Eren Derdiyok'la büyük ihtimalle devre arasında yollar ayrılıyor. Sözleşmesi var ama bonservisi verilecek ve maaş yükünün en azından 6 aylık bölümünden kurtulacak. Zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Güzel haberi de verelim. Yavaş yavaş devre arasındaki operasyon da şekillenmeye başladı ama bunu programın son bir dakikasına sığdırmayalım. Yarın ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Emre demiş ki ne olacak abi bu Fenerbahçe? Para yok, topçu yok demiş. Erkan Kocabaş demiş ki abi yalnız şunu yanlış biliyorsunuz galiba. Ali Koç Ersun Yanal'ın ismini söyleyince siz benim vizyonumu anlamadınız demedi. Bir taraftar yan pas, geri pas, yan pas istemiyoruz diye bağırdı. Evet. Ali Koç ona açıklama yaptı. O gördüm ben onu. Ama ben ya peki tamam hadi geçtim orayı. Orayı düzeltelim. Fenerbahçe TV'de bizim planımız yok Aykut Kocaman ve şeyle ilgili dedi. Turgut Ersun Yanal'la ilgili. Ne dedi? İfadesi var canlı yayında. Ersun Yanal bizim planlamalarımızda yeri yok dedi. Evet. Turgut demiş ki Haluk Bey Gökhan Bey söyler misin? Galatasaray'ın Türk futbol jargonuna getirdiği sloganları çalmasın. Fake oluyor, çakma oluyor demiş. Çakma abi sen de. Ağlanacak halimize giriyoruz. Bu Bayburt Spor'u konuşmamız lazım abi. Abi ben böyle bir şey görmedim. Bayburt Spor. Mağmurluk takımı. Ben böyle bir şey görmedim abi. Bayburt Spor aldı dolu dizgin gidiyor Bayburt Yarın Spor. Yarın da maçı varmış. Ya, biz böyle konuştuk ya yarın ilk mağlubiyeti alır abi. Abi o bizim suçumuz değil. Bayburtluların suçu yani. Onlar ısrarla konuşun dediniz konuştuk. Derseniz Uğur bozulursa bizden bilmeyin. Bak söyleyeyim. Yarın da maçı varmış. Bayburt Spor'a yarın başarılar bu çok önemli bir biliyoruz. Şey abi. İşte bu heyecan. İşte futbol böyle bir şey Gökhan. Yani bu heyecanı yaşıyor. Yani görmüş işte ne güzel. Abi Hatice ben Bayburtluyum demiş mesela Ertürk. Peki Ertürk. Ne mutlu sana Bayburt'a buradan kucak dolusu sevgiler. Vermez diyordunuz. Al müzik yok diyordunuz. Al geldi müzik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle biz burada olacağız. Üzülmeyin, umarım sizler de burada olursunuz. Ya yatın mis gibi uyuyun ya. Boş verin. Siz, futbolcular, sizden hocalar daha çok üzülmesi gerekenler var.
Futbolcular, hocalar, hiç kimsenin dert ettiği yok. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Spor Gecesi hafta içi her gün 01'de 360'da.